Merhaba arkadaşlar. Herkesi sustursanız Tyson Fury'yi susturamıyorsunuz. Tyson Fury'nin Anthony Joshua ve Oleksandr Usyk ile ilgili açıklamaları var. Eddie Hearn'in Usyk ve Joshua ile ilgili açıklamaları var maçı ile ilgili. Yine Joshua'dan açıklamalar var. Joshua'nın yeni hocasından açıklamalar var. Bunları sizlere teker teker aktaracağım. Sonrasında da her zamanki gibi kendi yorumumu yapacağım. Öncelikle Tyson Fury'nin açıklamasından başlayalım. Tyson Fury'nin açıklaması şu şekilde Usyk için söylüyor. Çok akıllı, çok hızlı ve bir güney pençesi diyor. Yani Tyson Fury şunu çok çok iyi biliyor. Oleksandr Usyk'in akıllı ve iyi bir boksör olduğunu ve Oleksandr Usyk'in kolay bir lokma olmadığını Tyson Fury çok çok iyi biliyor. Çünkü Tyson Fury akıllı ve zeki biri. Bu yüzden de Tyson Fury, Oleksandr Usyk'in bence boksunun kalitesinin ve boksunun ne seviyede olduğunu en iyi bilen isimlerden bir tanesi de Tyson Fury diyebilirim. Tyson Fury'nin açıklaması yine devam ediyor. Robert Garcia'nın onu ön ayak olması ve agresif olması için eğitmeye çalışması Usyk'in daha sık iniş yapmasını sağlayacaktır diyor. Yani bu işe yaramayacaktır diyor Usyk karşısında. Yine devam ediyor. Sadece görmüyorum ama sonra tekrar ne biliyorum. Ağır siklet boksunda sadece bir yumruk yeter. Geçen sefer tam bir heyelan değildi. Usyk'in yüzünde bir sürü iz vardı diyor Tyson Fury. Yine devam ediyor. Ona vurmak zor değil diyor. Bence Usyk'e vurmak zor. Çünkü Usyk hareketli bir boksör, oynayan bir boksör, dans eden bir boksör ve refleksleri güçlü olduğu için kolay kolay vuramıyorsunuz. Ona mutlaka ve mutlaka prese dayalı boksta yumruk vurabilirsiniz. Onu köşeye sıkıştırıp bu şekilde ikili, üçlü, dörtlü, beşli kombinelerle Usyk'e bu ancak bu şekilde yumruk vurabilirsiniz. Yine devam ediyor. Tam karşısında yani Joshua ona büyük bir yumruk atabilir. Birçok kez gördüğümüz gibi herkes bir dövüşü kazanabilir. Usyk'i yenmek için şimdi iyi bir zaman. Çünkü uzun süredir savaşta topu bırakacaksa şimdi tam zamanı. Yani o da şunun farkında. Hani diyorlar ya düşenin dostu olmaz. Yani şu anda Usyk'in sıkıntılı bir süreçten geçtiğini biliyorum. Mental olarak, psikolojikmen, bedenen her türlü yıpranmış bir Usyk olduğunu biliyor Tyson Fury. Ve şunu söylüyor. Tam zamanı şimdi diyor. Şimdi diyor Joshua yenemezse hiçbir zaman Usyk'i yenemez diyor. Yine devam ediyor. Sadece Usyk'in Anthony Joshua için fazla iyi bir boksör olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani Anthony Joshua Usyk için iyi bir boksör değil diyor. Yani onu yenebilecek bir boksör değil diyor. Ve devam ediyor. Ve Anthony Joshua'nın ona 12 round boyunca baskı yapma, onu köpek dövüşüne sürükleme ve nakavt etme yeteneğine sahip olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani Anthony Joshua'nın Oleksandr Usyk'in yenmek için o yeteneğe, o kapasiteye, o tekneğe sahip değildir diyor. Bence burada bir yerde yanılıyor. Çünkü Anthony Joshua da olimpiyat şampiyonu olmuş bir boksör. Güçlü bir boksör. Yeri geldi dövüştüğünde çok iyi işler çıkartan ve rakibine vurduğu zaman da rakibinin canını yakan bir isim. Her zaman şu bir gerçek, boksta hiç kimsenin garantisi yok ringin içerisinde. Zaman zaman Canelo'nun bir lafıdır. Boksta bir yumruğa bakar her şey. Yiyeceğiniz bir yumruk maçın kaderini değiştirebilir. Bu yüzden hiçbir zaman boksta kesin konuşmaya gerek yok. Hani belki şu bir gerçek, en büyük favori olarak şu anda Usyk en büyük favori. Ama bir bakmışsınız Joshua bu maçı kazanmış, sürpriz yapmış, etkili yumruklar vurmuş ve normalin dışında bir boks yapıyor. Ve Usyk'i de yıprattığını görürüz. Zaten Usyk de şu an mental olarak iyi bir durumda değil. Yani bu olabilir, yenebilir, kaybedebilir. Nasıl ki bu zamana kadar Usyk yendi, bundan sonra yenilse de yani boksta her şey alt üst olmayacak, yine yoluna devam edecek. Ama şu bir gerçek, maçın kaderini
Öncelikle Joshua'nın performansı belirleyecek. Şu da bir gerçek, yine yorumlarıma bunu katacağım. Joshua ile ilgili yorumunda ilk maç gibi olmayacağının öncesinde ben size ipucunu verebilirim. Yine sonrasında yorumuma devam edeceğim. Devam ediyor Tyson Fury. Bunun için elit özel bir insan olmalısınız diyor. Bunun için elit dediği şu, yani özel bir boksör. Teknik kapasiteye sahip kaliteli bir boksör. Yani hamurunuzda diyor o boks yeteneği olması gerekiyor diyor. Ve Joshua'nın bunu yapmak için bu iradeye sahip olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani Usyk'i yenecek iradesi yok diyor. Kapasitesi yok diyor. Yine devam ediyor. İkinci sırayı almakta mutlu. İkinci sıraya gelmeyecek kadar kolay mutlu. Eğer ikinciliğe razı olduysanız daha fazlasını söylemeyin diyor Tyson Fury. Yani şöyle bir şey, yani Anthony Joshua'nın ikinciliğe razı olduğunu düşünüyor. Ama ben kesinlikle bu şekilde düşünmüyorum. Bence Tyson Fury bunda yanılıyor. Çünkü bu adam yenildikten sonra Amerikalılara gidip eğer ki salon salon geziyorsa, hoca hoca geziyorsa bu kesinlikle yanlış bir şey değil. Yani insan ne yapar? Düştüğünde çıkış yolları arar. Yollar arar, kanallar arar. Bence Joshua da burada kanallar aradı, yollar aradı. Sonunda da bir ismi doğru olarak aklında, beyninde bir isme yöneldi ve o isime devam ediyor. Bence şu da bir gerçek. Joshua eskisinden daha iyi dövüşecek mi? Bence dövüşecek. Ama şu bir gerçek. Boksta önemli olan ring içerisinde göstermek, ring içerisinde güçlü durmak, yumruk yediğinde canın yanında vazgeçmemek ve devam etmek. Bunu yapabilirse Joshua bu maçtan en kötü yenilse bile çok iyi iş çıkartabilir diyebilirim. Bu sefer Eddie Hearn'ün açıklaması var. Özellikle de Joshua ile ilgili. Açıklaması şu şekilde. Ellerini daha fazla serbest bırakmalı. Oleksandr Usyk'i elinden geldiğince zarar vermeli ve onu ritminden çıkarmalı diyor. Bence de doğru söylüyor bir yerde burada. Ellerini serbest bırakması dediği şu, kendisini diyor sıkmaması gerekiyor diyor ve Usyk'in ritminde değil, ritmin dışına çıkıp kendi boksunu yapması gerekiyor diyor. Bir yerde doğru. Yine devam ediyor. İlk dövüşte ilk vurulmaktan hoşlandığını sanmıyorum ve fazla vurulmadı. Yani Anthony Joshua kendilerini tanıttıklarında şansını denemeli ve daha akıllı olmalı ama ellerini bırakmalı. Yani bunu diyor, kendisini diyor sıkmaması gerekiyor diyor Anthony Joshua için. Biraz daha serbest bırakması gerekiyor diyor. Şu da bir gerçek. Anthony Joshua bir yerde hatasının farkına varmış ve ben son çalışmalarına baktığımda bunu da biraz gördüm. Büyük bir ihtimal şu anda dünyada birçok boksörler hani kendisini belli etmese bile benim kanalımı izlediğini biliyorum. Beni takip edenler var ve benden de bilgi edinen, tecrübe edinenler de var. Ben bunun çok fazlasındayım. Zaten izleme sayımdan veya birçok şeyden bunu görebiliyorum ama zamanla bu katlanarak daha çok gidecek. Şimdi yine devam ediyor diyor. Bence bu dövüş ilkinden çok daha heyecanlı olacak çünkü Anthony Joshua Usyk ile 12 round paylaştı. Yani burada şunu demesini istiyor. 12 round boyunca Usyk'le maç yaptı. Bir şekilde Usyk'le birbirlerini tanıdılar. Bokslarını biliyorlar. Yumrukların gücünü biliyorlar. Tekniklerini biliyorlar. Her ikisi de artık birbiriyle tanışmış oldular. Nasıl boks yapacaklarını birbirlerine karşı az çok biliyorlar. Ama hiçbir zaman şu da bir gerçek. Usyk ilk maçtaki Joshua'yı beklememesinin ben uyarısını veriyorum şimdiden. Yine devam ediyor ve Oleksandr Usyk'in yeteneklerini ve niteliklerini anlıyor ve bunu varlıklarıyla reddetmesi gerekiyor. Yani şunu diyor. Usyk'in yeteneğinin, tekniğinin, boksunun kapasitesini biliyor diyor. Ama diyor bunları reddetmesi gerekiyor. Yani bunlara eğer ki benden daha yetenekli, benden daha iyi bu şekilde diyor. Eğer ki diyor kafasında bu şekilde kafasını yorarsa onu diyor yenemez. Bunları reddedip
kendi seviyesinde sadece onu rakip olarak görüp kendi boksunu yapması gerekiyor diyor. Bir yerde de doğru söylüyor. Boks hiçbir zaman, şu bir gerçek arkadaşlar. Boks ringlerinde başarılı olmak istiyorsanız, boks ringlerinde bir şey yapmak istiyorsanız, o şampiyon, o iyi, bu iyi. Zaten hepsi iyi, hepsi çalışıyor, hepsi işte kazanmak için ringe çıkıyor. Hiç kimse kaybetmek için ringe çıkmaz kolay kolay. Bu yüzden de bence burada da ben Eddie Hearn'e katılıyorum. Güç, hız ve kombinasyon vuruşu nedir? Söylemesi yapmaktan daha kolay. Ama kesinlikle bu dövüşte çok daha agresif bir Anthony Joshua göreceğinize inanıyorum diyor. Bence de iyi bir Anthony Joshua göreceğiz. İlk maça göre, ilk maç çok tutuk, çok kötü boks yapan Anthony Joshua, rakibini çok fazla bekleyen Anthony Joshua, kendini çok fazla kasan Anthony Joshua. Yani bildiğin robot boksu. Bu boksta her zaman söylüyorum, üstüne basa basa söylüyorum, bu boksta hiçbir boksör bir şey yapamaz. Nasıl ki örnek vereyim, bak her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Deontay Wilder düz boksör. Bununla bir yere kadar gitti. Bir yerden sonra daha gidemedi. Tyson Fury çıktı. Hareketli boks. Bellerini kullanıyor. Reflekslerini kullanıyor. Rakibini aldatıyor. Kandırıyor. Ne oluyor? Bu düz boks değil. Ayaklar oynuyor. Bak kaç boyu, iki küsür boyu var. O boyla dans ediyor. Rakibini aldatıyor. Fend yapıyor. Ve zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. Ringde bir yerde de şu bir gerçek. Psikolojikmen de bazen savaşları kazanman gerekiyor. Ring öncesinde, ring sonrasında. Mesela Tyson Fury'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Rakiplerini çok iyi gözlüyor, çok iyi analiz ediyor. Onların aklına giriyor. Onların kafasından neler geçtiğini, neler düşündüğünü çok iyi biliyor. Psikolojikmen iyi mi durumda, kötü bir durumda, maça istekli mi, değil mi? Bu maçı istiyor mu? Hani beni yenebileceğine inanmış mı? O gözlerine baktığı zaman anlıyor. Her şeyinden anlıyor. Çünkü artık bazı boksörler vardır, gözlemcidir, rakiplerini iyi çözer, yani okur. Yani o da rakiplerini en iyi okuyanlardan bir tanesi. Özellikle de bir boksörle konuştuktan sonra ona karşı bir boksörün hemen yanına geliyor ve çok da iyi girişimci, iletişimleri de çok güzel. Ona geliyor, bir şeyler söylüyor ve sonrasında o arkasını dönüp giderken onu psikolojikmen etkileyecek cümleler kullanıyor. Bu özellikle de Tyson Fury'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Sözleriyle rakiplerini çok iyi etkileyen bir isim. Bu yüzden bazen rakipleriniz de ringde değil, ring öncesinde de bazı şeyleri hissettirmeniz gerekiyor. Yani diri ve güçlü durmanız gerekiyor. Yine açıklamalar var. Açıklamalar da sizden bahsedeyim. Yine Anthony Joshua'nın açıklaması bu. İşte Tyson Fury onu çalıştırmak istediğini söyledi ve Anthony Joshua'dan da cevap gecikmedi. Sanırım sahip olmamız gereken şey bu diyor. Anthony Joshua o dövüşçü bir adam. Bu yüzden bir onu çağırırsa hemen geri döner diyor. Yani şunu diyor, Tyson Fury dövüşçü bir adam. Bir onu ringe geri çağırsa hemen geri döner diyor. Sözlerime dikkat et diyor. Yine devam ediyor. Adam benim gibi çok fazla bilgeliğe ve deneyime sahip diyor Tyson Fury için Anthony Joshua. Ancak Tyson Fury bir antrenör değil ve insanlar eğitme konusunda deneyimi yok. Bu yüzden bu teklifi kabul etmem. Çünkü çok riskli olur diyor. Anthony Joshua'nın açıklaması da bu şekilde Tyson Fury ile ilgili. Yine Tyson Fury'nin yine özellikle de Anthony Joshua'nın pardon açıklamaları var. Açıklaması da şu şekilde. Yani bir efsane olacağına inanıyor. Özellikle de Oleksandr Usyk'i yendikten sonra insanların ona tekrardan hayran olacağını ve efsane olma yolunda ilerleyeceğini zannediyor. Sizce özellikle de Anthony Joshua efsane olabilir mi? Bununla ilgili mutlaka yorum yapın, mutlaka açıklama yapın. Bence olamaz. Niye olamaz? Anthony Joshua ne yaptı? Yani sadece efsane olmak, boks ringlerinde mi dövüşmek? Yani bunun dışında yani efsane olmak için bir şeyler yapmak gerekiyor. Yani normalin dışında bir şeyler. Muhammed Ali Clay'in yaptığı, Mike Tyson'ın yaptığı ve diğer boksörlerin yaptığı, örnek vereyim, Manny Pacman, Pacquiao'nun yaptığı, Arthur Beterbiev'in yaptığı,
ve bu tarz boksörler gibi örnek vereyim eylemler yaparsan efsane olursun. Ringe çıktın, dövüştün, şampiyon oldun veya yenildin. Bence bu çok zor. Ben bununla ilgili Anthony Joshua'ya birçok şey söyleyebilirim. Örnek vereyim. Kendi ülkesi var. Kendi ülkesinde birçok belki ekonomik durumu kötü olan insanlar var. Boks yapmak isteyen Anthony Joshua'yı örnek alayan birçok çocuk var. Ve onlar için spor salonu mu yaptı o ülkeye? Hastane mi yaptırdı? Okul mu yaptırdı? Veya ne yaptı? Kaç tane kime ne yaptı? Yani bununla ilgili öncelikle bir kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu şekilde örnek vereyim bir şey yapsa belki efsane olmaya aday deriz veya efsane olacak deriz. Ama bence Anthony Joshua'nın tamam konuşuruz. Anthony Joshua var da artistlette deriz. Ama efsane konusunda bence çok çok yanılıyor. Efsane olacaksa da Kübalı boksörler olur. Mike Tyson'da işte milyon dolarlar teklif ediyorlar. Ülkesini bırakıp Mike Tyson'la dövüşmüyor Kübalı boksör. Gidip baktığınızda da ismi şu an aklıma gelmiyor. Kendisi iki gözlü bir gecekonduda kalıyor Küba'da. Yani bir yerde onun yaptığı açıklamada şu. Yani diyor para pul beni mutlu etmez. Burası benim ülkem. Gerçekten de öyle yani. Ülkenin dışında bir yerde yaşıyorsun. Kendi ülkene giremiyorsun. Yani o özlem akrabaların orada. Doğup büyüdüğün yer orası. Nefes aldığın yer orası. Yani paran olsa ne olacak? Yani ülkene daha hayatın boyunca giremeyeceksin. Doğup büyüdüğün yerlere. Yani Küba'da gerçekten bambaşka bir havası var, bambaşka bir ortamı var. Küba gerçekten boksta ayrıcalıklı bir ülke diyebilirim. Herkesin gidip görmesi gereken bir ülke. Özellikle de boks yapan arkadaşların mutlaka ve mutlaka görsünler. Ben çok şükür belki de en büyük hayallerim demeyeyim de Küba'yı çok görmek istiyordum. Küba boksunun içeriğini görmek istiyordum. Çok şükür bana nasip oldu. Yani Küba'da boks gerçekten bambaşka. Ve Usyk'in efsanelik konusunda açıklamasına gidelim arkadaşlar. Ve gerçek bir efsane olduğum için hayranlık kazanacağım diyor. 16 dövüşümde ağır siklet şampiyonluğu için savaştım. Sanki gözden kaçmış gibi hissettim. Yani 16 dövüşümü diyor kazandım, bir maç kaybettim. Gözlerinden insanların gitmiş gibi hissediyorum diyor. Gerçekten doğru. Mesela ben her yorumda ne diyorum? Her maçı ciddiye almalısınız. Her maç sizin için çok çok önemli. Bunun da nedeni şu. Boksta bir maç var oluyorsun, bir maç yok oluyorsun taraftarın gözünde. Bazı taraftarların tabii herkesin değil. Mesela benim gözümde bir boksör yense de yenilse de bende aynıdır. Çünkü ben boksa nasıl bakarım? Yani gerçekliğiyle bakarım, doğallığıyla bakarım. Boksta nedir? Yenilmek varsa yenmek de var. Yani boksta şu yok, ortası yok. İki yumurtadan biri kırılıyor. Tabii bazen berabere kalıyor. O da yani binde bir bu olabiliyor. Yine devam ediyor. Nerelerde yeterince iyi olmadığımı biliyordum. Bilirsiniz maruz kaldığım anlar ve bakın dünya ağır siklet şampiyonu olmak için üçüncü bir şansım var diyor. Anthony Joshua evet şansı var. İnşallah o şansı çok çok iyi değerlendirir. Üçüncü kez şampiyon olur. Emekleri boşa gitmez. Zayıfları ele alacağım. Zayıfları ele alacağım. Ve sonra doğru anladığımdan emin olacağım. Ve tekrar şampiyon olacağım. Bence bu kesinlikle mümkün olan bir görev diyor. Tabii ki tekrar şampiyon olsun. Zayıf yönlerine baksın. Ve neler yapabileceklerini ve rakibinin özellikle de mesela ters karda karşı nasıl dövüşmesi gerekiyor ve özellikle de Usyk'in en iyi vurduğu yumruklar hangisi ve ona nerelerden yumruk vurmuş ve bunu bu bölgeleri kapatırsa biraz daha kontrollü boks yaparsa biraz daha sistemli 12 round boyunca disiplinli hareket ederse kendine inancı güveni de tam olursa neden 3. kez dünya şampiyonu olmasın yani olabilir. Yine özellikle de Anthony Joshua'nın açıklamaları var. Anthony Joshua'nın hocasının açıklamaları var. Hocasının açıklaması şu şekilde. Harika bir dövüşçü diyor Usyk için. Joshua için Usyk dilimize dolandı. Harika bir dövüşçü. Çok yetenekli ve dünyanın en iyi dövüşçülerinden
Biliyor diyor Anthony Joshua. Şu anın dünyanın evet en iyi dövüşçülerinden bir tanesi. Çünkü bu adam olimpiyat şampiyonu bir adam. Bu ismi kimse kötü diyemez. Bir maç kaybetmeyle bir boksör kötü olmaz. Bazen boksta şu vardır. İki boksörün birbirine boksu tutmaz, uymaz, ters gelir. Bu yüzden yenilebilir. Bence bu da çok normal. Yine devam ediyor. Joshua'nın yeni hocası. Bazı insanlar onun dünyanın en iyisi olduğunu bile söyleyebilir. O yasal bir savaşçı ve bir insan olarak da boksör olarak da çok iyi birisi diyor. Yine devam ediyor. Aslında onu şahsen tanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Oxnard'daki spor salonunda eğitim aldı diyor. Takımımı çok iyi tanıyorum ve menajerlerini de çok iyi tanıyorum. Benim için bir meydan okuma olacak diyor. Usyk'e karşı bir meydan okuma olacak bu diyor. En sevilen yenmemiz gereken yenemeyeceğimiz adamı yenmek için son dövüşünü kaybetmiş bir dövüşçü Joshua'yı getirmek. Yani en çok sevilen diyor. Yani Usyk de çok sevilen boksörlerden bir tanesi. Bence Joshua da. Çünkü bu isimler yerinde konuşuyor, yerinde hareket ediyor. Ve onu diyor yenmek için orada olacağız diyor. Daha önce birkaç kez yaptım ve bu ringde neler yapabileceğimi göstermem için başka bir fırsat diyor. Yani şu anda başka bir fırsatım daha önce diyor bunu yaptım diyor. Yani meydan okudum ve sporcuma yendirdim. Sıra diyor tekrar bir şans geldi, fırsat geldi. Bunu da yapacağım diyor. Şimdi hepsinin açıklaması bu şekilde. Kendi yorumuma gelince ben Anthony Joshua'nın her zaman söylüyorum. Ne demiştim ben? Biraz boksör esnek olacak. Esnek olmadığı sürece öyle ağırlık kaldırmayla işte ağırlık sen halterci değilsin. Bu bir gerçek. Boksör sen halterci değilsin kardeşim. Koşuyorsan da atlet de değilsin. Biz koşuyu ne için? Nefesimizi açmak için ve ağırlığı da dayanıklılık için yaparız. Bunun için de sadece bize yeteri kadar. Fazlası örnek vereyim. Joshua bodybuildingçi değil yani bodyci değil yani vücut şeycisi değil. Boksör. Bu yüzden Joshua bak şu andaki yaptıklarına ben bakıyorum. Ne yapıyor? Bencik bol çalışıyor. Ne yapıyor? Örnek vereyim hıza yönelik çalışıyor. Çünkü ne? Eksikleri bunlar. Bunları gideriyor. Ne yapıyor? Kol kaslarını biraz daha makineyle belki görmüştürsünüz yumuşatıyor. Bence daha çok esneklik hareketleri, jimnastik, özel bir jimnastik hocası tutup onun biraz daha bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor. Eğer ki biraz da bu şekilde kendini gelişirse çok daha dedim iyi bir Usyk göreceğiz. Ha biraz daha esnek bir Usyk göreceğiz. Hareketli bir Usyk göreceğiz. Ama inşallah yanlış bir taktikle bu yeni hoca dövüştürmez. Ben zaten ringe geldiğinde onun maçında göreceğim nasıl bir taktikle dövüştürecek. Özellikle de Joshua'yı ben olsam nasıl dövüştürürüm? Ben açık konuşayım. Benim Joshua'yı dövüştüreceğim stil belli. Stil nedir? Vasiliy Lomachenko stili. Yakında kapalı ve kapalı içeriden yumruklar. Usyk'i ancak bu şekilde yenebilirsin. Başka türlü Usyk'i yenmek gerçekten çok zor. Nasıl? Oynayacak. Oynayacak. Usyk'le oynayacak. Oynayacak. Sağ direk. Sağ kroşeyi çok vuracak. Ondan sonra sağ direk. Sağ kroşe. Sol kroşe. Bunları çok fazla vurması gerekiyor. Özellikle de ön yumruğunun içten. Sol direğe uzatacak. Sağ kroşeyi. Yani ters kartlara en çok vurulan yumruklar bunlardır. Bu yumrukları çok vurması gerekiyor. Özellikle de Usyk'i ring iplerinde yakalayıp ona 1-2-3, 1-2-3-4 açılmasını bekleyip çıkıp mesela bu şekilde yumruklar vurması gerekiyor. Bel hareketleriyle kapalı kapalı gelip yoksa aynı şekilde açık dövüşürse kesinlikle Usyk'i yenemez. Çünkü açıkta Usyk affetmez. Hem çok hızlı, zamanlamasını çok iyi ayarlıyor. Refleksi çok iyi, gözleri çok iyi ve rakibinin en ufak dikkatsizliğine affetmeyen bir isim Usyk. Ama şimdi bir gerçek. Usyk'i ilk maçında daha konsantre bir Usyk. Daha rakibine kitlenmiş bir Usyk vardı ama bu maçta yine Usyk yine aynı olur ama tabi mental olarak, kafa olarak çok daha rahat, çok daha Joshua maçına kitle olacağını zannetmiyorum. Bunu da ringde izleyip göreceğiz. Zaten Usyk'in açıklaması var.
Şunu söylüyor. Beni diyor buraya diyor özellikle Ukrayna ordusuna askerlerini hastanede ziyaret ettim. Ve bana dediler ki ülkemiz için daha faydalı olacak. Senin oraya gidip dövüşmen mutlaka gidip dövüş. Ülkemize daha fazla yardım etmiş olacaksın dediler diyor. Ben diyor onları kıramadım ve bu yüzden geldim. Özellikle de diyor Joshua maçı 22'sindeyse diyor ben 23'ünde Ukrayna'ya gideceğim diyor. Bir gün bile beklemeyeceğim işlerimi hallettikten sonra diyor. Yani onun da açıklaması bu şekilde. Ringe de diyor özel bir kıyafetle geleceğim diyor. Bu da diyor sürpriz olsun diyor. Nasıl bir kıyafetle gelecek bilmiyoruz. Belki Ukrayna bayrağı açabilir. Belki farklı bir şey. Bunu da bilmiyoruz ama şu bir gerçek maç kaliteli bir maç olacak. Çünkü Usyk özellikle de Ukrayna'daki o askerlerin, Ukrayna'daki o çocukların ve herkes için mücadele edecek. Maç almak için canla başla mücadele edecek. Bu maç emin olun ilk maçtan çok çok daha önemli bir maç. Özellikle de her iki boksör için de. Mesela Joshua bu maç alırsa üçüncü kez dünya şampiyonu olacak. Ve özellikle de kaybettiği o bir yerde itibar o Joshua'nın o seviyesi tekrar elini almak için bunun için mücadele edecek. Usyk de özellikle de dünyaya anlamlı bir mesaj vermek için bu maçı canla başla almak için mücadele edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Gerçekten zor bir durum özellikle de Usyk için. Mesela çocuğu diyor ki Usyk'e işte baba diyor yani bizi diyor insanlar diyor niye öldürmek istiyor diyor ne yaptık biz kime ne yaptık diyor. Burada da Usyk de çocuğuna o an ne cevap vereceğini bilmiyor diyor ki evdeyiz diyor komşularımız diyor gözümüzün önünde sürüklenerek götürdü diyor biz diyor bodrum kata indik diyor evimi birini aldılar diyor. Bu gerçekten yani insanlara çok normal gelebilir ama bu normal bir şey değil. Yani kimse başıma gelmez demesin. Biz de yıllarca savaşlardan çıkmış, savaşlarda yorulmuş, yıllarca mücadele etmiş bir nesiliz, milletiz. Biz de aslında bir savaş ülkesiyiz. Doğrusunu söylemek gerekirse her an biriyle bir savaşa girebiliriz. Dibimize kadar geldi Yunanistan'la olabilir veya başka bir ülkeyle her an her şeyi olabilir. Bugün Usyk'in başına, yarın bizim başımıza gerçekten çok çok zor bir durum. Yani Allah hiçbir ülkeye savaş göstermesin. Savaş da yani böyle adı savaş böyle şey gözüküyor ama gerçekten o an o ortam yani insan hiçbir zaman yaşamayacağı bir ortam. Çünkü o silah sesleri, o bombaların sesleri yani düşünün sabahlara kadar gece gündüz hiç durmadan çatışmaların olduğu, bombaların patladığı bir ülke düşünün. Gerçekten bu hiç de hayra alamet değil. Ben aynı Usyk'in başına gelmiş olayı kendi başıma gelmiş gibi hissediyorum veya diğer ülkedeki insanların. Bu çok çok acı. Bu yüzden inşallah tekrardan bu olaylar düzelir. Tekrardan eskisi gibi Ukraynalılar, zaten Ukraynalıların çok rahat, çok güzel bir yaşantıları var. Kendi hallerinde insanlar, kimseyle işleri yok, kimseye zararları yok. Eğlenmeyi seviyorlar, gezmeyi seviyorlar, okumayı seviyorlar. Yani bu insanlardan bilmiyorum yani insanlar ne istiyor. Madem ki senin farklı insanların senin ülkeni kuşattığını düşünüyorsan git onlara karşı işte bomba yağdır veya onlara karşı mücadele et. Gücün var diye önüne geleni ezeceksin diye de bir şey yok. Dediğim gibi inşallah bu olaylar son bulur. Artık Usyk de çocuğuna bu sorular karşısında cevapsız kalmaz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Yani aklıma da daha şu an bir şey gelmiyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden ayrılmayın unutmadan. Eğer ki benim anlatımlarımı beğeniyorsanız, analizlerimi beğeniyorsanız bana destek vermeyi unutmayın. Çünkü kanal büyüyor zaten. Orada görüyorsunuz. Abone sayısı yavaş yavaş çıkıyor. İzlemelerim gitgide çıkıyor. YouTube eskisinden çok daha fazla öneriyor. Çünkü YouTube eğer ki senin bilgin inanıyorsa, donanımlı olduğunu inanıyorsa, eğer ki bir kitleyi etkilediğini düşünüyorsa doğal olarak seni çok fazla insanın önüne çıkartıyor. Çok fazla insan da senin kanalına abone oluyor ve kanalın hızlı bir şekilde büyüyor. Kimisi yavaş bir şekilde büyüyor ama bir şekilde adım adım ilerliyoruz. Beklentimin gerisinde miyim? Bence hiç de gerisinde değilim.
Çok daha yeniyim. Kendimi emekliyor gibi görüyorum şu anda. Ama zamanla koşuyor da olacağız. İnşallah sizin destekleriniz sayesinde. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi geceler. Kendinize çok çok iyi bakın.